Ve bu geceki ikinci konuğumuz Burhan Şeşen. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hamdolsun. Sizi müzisyen kimliğinizle tanıdık. Fakat siz şu anda artık İyi Haberler adı altında bir programcı oldunuz. Program yapmaya başladınız. Estağfurullah. Programcı demeyelim de sadece... Programcı. Peki, böyle bir şey akıl etmek diyeyim. Yani... Çünkü iyi haber bulmak o kadar zor bir şey ki. Vallahi bize başladığınız zaman programı aslında 3 hafta Buna oldu şu anda. Nasıl başladığınızı bir anlatın bize lütfen. Şimdi bu, bu aslında tabii Serhan'ın gidişinden sonra benim aklıma gelen projeydi. Yani Serhan'ın gidişinden sonra hep aklımda iyi şeyler yapmak vardı. İşte iyi şarkılar yazayım, ne bileyim, iyi sözler yazayım, iyi yazılar yazayım falan. Bu da onun bir parçasıydı. Bir gün bir arkadaşımla konuşurken Derya Taş diyenler kulakları çınlasın. Ya Burhan dedi, sen dedi iyi haberler muhabiri olsana dedi birdenbire. O günde... Şeyi okumuştuk, Galatasaraylı Sedat vardı futbolcu, Fenerbahçeli pardon. Hı hı. 2 sene ömür biçilen adama karısı çok iyi bakmış ve 13 sene yaşayıp rahmetli olmuştu. Evet. Onun üzerine konuşurken, ya dedi bak bu ne kadar iyi bir abi, hakikaten kadın o yani o kadar sevmiş tabii 12 sene falan. Yani tamam bir trajedik bir durumum var ölmesi ama böyle önemli bir olumlu bir tarafı da var. Sen dedi iyi haberler muhabiri olsun dedi gazetede falan. Allah düşündük konuştuk falan sonra bu çok aklıma yattı benim hakikaten. Tamam dedim Türkiye'de kötü olaylar oluyor ama iyi haberler de oluyor. Ve de kötülüğün karşısında iyilikle var olmak prensibinden biz ekip olarak yola çıktık. Ve 3 haftadır yapıyoruz ve çok mutluyum. Çok hakikaten inanılmaz haberlerle karşılaşıyoruz. Ne gibi iyi haberler? Mesela programınızda işlediğiniz bir tık bazı iyi haberler. Mesela söyleyeyim bazı. Neler sizin dikkatinizi çekiyor? Çünkü belki burada e-mail adresinizi de verirsiniz. Hı-hı. Hani bizim izleyicilerimizin de o tarz Vallahi iyi haberleri sevinirim, olurlarsa sevinirim. Size yardımcı olarak. Çünkü çok sever bizim izleyicilerimiz. Mesela hemen söyleyeyim ben size aklıma gelen birkaç haberi söyleyeyim. Mesela Osman Gazi'nin bir köyünde 150 yıllık bir kahvehane var. Bu kahvehanede tavla oynanmıyor, okey oynanmıyor, iskambil oynanmıyor. Sadece kitap okunuyor. Aa. Evet mesela geçen hafta İzmir'deydik, İzmir'e gittik. Engelli çocuklarımız 7-11 yaş arasında yelkenli yapıyorlar mesela. Ve işte 2012 engelli olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. Ondan sonra daha da enteresanı mesela bir haber daha var, o da çok enteresan geldi. İzmir-Manisa karayolunda bir tır şoförü 15 ton yükle giderken... Şifreni patlıyor ve anında 155'i arıyor ve bütün o trafik ekipler amirliği yolu boşaltıyor ve hiç kimsenin burnu kanamadan tırı duruyor falan. Bütün İnanmıyorum. Ay tabii. Siz bize de söylesenize bunları. Aa, biz ya. Nasıl kaçıyoruz? Sizi kaydedelim. Hangi evet. Günler bu? Benim cumartesi akşamı Kanal 24'te 21.15'te programı. 21.15'te. Evet. Ya aslında bu birazcık nasıl baktığınıza da bağlı. Yani bana de en başında herkes ya nereden bulacaksın iyi haber falan dedi ama şimdi yavaş yavaş biliyoruz. Mesela yine Kars'ta iki tane çoban bulduk, heykel yapıyorlar falan. Bunlar bizim için çok önemli yani. Tabii ki çok önemli. Yani nelerden neler çıkartılır ve bunlar zaten siz bu konuları işledikçe size akacaktır. Böylelikle evet. De hani bizler için de çok önemli bir şey biliyorsunuz değil mi? İyi bir şeyler ya duymak. Bence de iyiliği teşvik belki etmek lazım. Belki de birilerine ilham kaynağı olacak o insanların yaptığı şeyler. Tabii ki. Ya mesela atıyorum Galatasaray Engelliler basketbol takımı dünya şampiyonu oluyor. Hiç yer almıyor. Şimdi böyle şey olmaz yani ya. Yani bu insanlar o kadar çok çaba sarf ediyor ve dünya şampiyonu oluyorlar. Evet. Hiç evet. Kimsenin haberi yok. Olmaz ama böyle bir şey. Bu kadar futbol ağırlıklı bir sporun dönmesi çok haksızlık yani diğer yapılan spor dallarına karşı. Onun için böyle hakikaten bir sürü o şey var. O insanların da tabii ki mükafatlandırılması tabii lazım. Ki yani. Bir çaba veriyorlar, bir emek sarf ediyorlar. Bunu yapmışlar, bunu başarmışlar. Peki o mesela kahvehanede kitap okuyanlar sonra tartışıyorlar falan. Hiç o başka hiçbir şey yok. Kitaplarını sadece kitap okuyordur ama gerçekten böyle 800 yıllık bir çınarın altında enteresan birçok kahvehane. Yine kitap deyince mesela yine geçen hafta yine Seferihisar'ın köyüne gittik. Orada 4 kişilik bir aile, baba ve 4 çocuğu, 80 bin kitaplık bir kütüphanesi var. 80 bin kitap, 43 bini Almanca olmak üzere ve dünyadan bakın dünyadan insanlar geliyorlar orada çalışıyorlar ama Türkiye'de haberimiz olmuyor. Niye? Çünkü haber olmuyor bu yüzden. Haber özelliği yok ama bu haber aslında. Yani düşünsenize yani çok önemli bence. Ve dediğim gibi yani bu pozitif bakış açısından yola çıkarak böyle program açtık. Ve ben hakikaten demin de laf arasında konuşurken bir televizyon programı olarak düşünmüyorum. Bir görev olarak düşündüm bunu. Şimdi önümüzdeki haftada inşallah bir Urfa seyahatimiz var. Bu rahmetli oğlunuzun da hep hayata pozitif bakması, çok, hayat tabii. Dolu olmasından herhalde aynen sizin üzerinize tabii. Onu devam ettirme. Aynen öyle yani sanki ben Timur Selçuk çok güzel bir laf söyledi. Hani Burhan işte dokunmadan sevmeyi öğreneceksin diye. Ben hakikaten sanki o varmış gibi devam ediyorum yaşamaya. Ve o çok mutlu olurdu bunları görseydi, etseydi. Hep dediğim gibi hep ama işte hep iyi bir şeyler yapma kaygısı. Bir de belki biliyorsunuz işte Serhan adına bir dernek de kurduk. Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği. Mesela şu aralar çok yoğun. Hürriyet'in bu Hürriyet Hakkımızı treninde
Toplam 7 tane seminer yapıyoruz. Şimdi işte 5 Ekim'de Diyarbakır, 11'inde Adana, 12'sinde Konya, 18'inde Kayseri, 20'sinde Edirne, işte Nurdan Arkış, Ömer Uzun ve Doğan Cüloğlu gibi isimlerle orada 2 saatlik seminerler yapıyoruz. 9 Ekim'de yine Seherhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği yararına Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber, işletme kulübüyle beraber bir konser yapıyoruz. O geliri de burs olarak öğrencilere dağıtacağız. İşte Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil, Biz Gündoğarken, Ezgi'nin Günlüğü, Yaşar Kurt ve vokalist katılacak. Hiçbir ücret talep etmeden arkadaşlar sağ olsunlar. Yani hep böyle bir iyilik yapma. İşte ayrıca yine 3-4 Ekim'de yine çocuklara yönelik bir çalışma. Belki şu anda ben senin teklifte bulunsam, mesela 9 Ekim dediniz. Size de uygun olabilecek bir tarihte bu kişilerle beraber gelseniz, burada bazı şarkıları söyleseniz, belki insanlar daha fazla duyarlar, daha fazla bir katılım olur. Böylelikle daha fazla kişinin yararına olur. Tabii ki olur. Yani teklif ederim olursa, tabii ki olur. Çok sevinirim. Yani arkadaşlarınız eğer böyle bir şey tabii kabul ederlerse, çok teşekkür ederim sadece. Biz de böyle bir şey vesile olursak çok mutlu çok oluruz. Çok teşekkür. Yani dedim hep böyle işte iyi şeyler yapma artık, bundan sonraki hayatım öyle bir yola doğru gitti. Zaten az çok iyi bir insan sayılabilirdim ama bundan sonra artık diyorum hep Serhan'ın babası olarak çok daha iyi birisi olmam lazım. Öyle bir hayat felsefesi geliştirdim kendime. Evet, hayat bazen hani bir takım olaylarla insanı bambaşka hiç tahmin etmeyeceği yerlere sürükleyebiliyor. Evet. İşte siz de bundan, bu da size ayrı bir şey verecektir ama. Doygunluk verecektir bunları yapmak, bu şekilde faydalı olmak, ne bileyim ben sizin işte sizin derneğiniz sayesinde birçok insanın yardım görmesi ya da yaptığınız programlarla birçok kişinin sesini duyurabilmesi. Evet. Bunların hepsi bambaşka yani dediğiniz şeyler. Dediğiniz gibi bu hakikaten yani tabii tek şeyi tabii ki yerini ateş düştüğü yeri yakıyor, tabii yeri ki de olmayacak ama teselli. Tabii yani çünkü bir yere tutunmak zorundayız. Bende hiç olmasa böyle olumlu yani bu tam şey durumdu. Yani tam bir Seherhan'dan kısa bir süre sonra hep bir sınırdaydım yani. Ya tamamen dibe vuracaktım ya biraz çıkacaktım falan. Bayağı bocalama dönemi geçirdim, hala zaman zaman geçirdiğim onlar oluyor ama. Ama işte bu çok şeylik. Ne kadar oldu? Seherhan'ın işte 3 Aralık yani işte 3 Ekim'de 10 ay olacak. 10 ay olacak. Hala tabii bir de bu işin mahkeme süreci var tabii, bir de onu bekliyoruz. Adli tıp raporları gelmedi. Bir de o süreç falan var tabii yani. Böyle bir şekilde bir hafif yoğun bir şekilde gidiyoruz, ne yapalım.